Evet, oturumumuza devam ediyoruz Brenden Spor Summit sahnesine ve şimdi milli futbolcumuz aynı zamanda Nuri Şahin'i de görmüş olacaksınız ama detaylandıralım. Spor endüstrisinin büyüklüğü ve geleceği her ne kadar saha dışındaki faktörlere bağlı olsa da saha içinde yaşananlar esas belirleyici oluyor. Saha içinde spor endüstrisinin gidişatı ile ilgili bilgi sahibi sporcuların varlığı ise her organizasyon için bulunmaz bir nimet. Yıllardır Avrupa'nın en önemli takımlarında forma giyen ve milli takım formasıyla başarılı maçlar çıkaran Nuri Şahin de böyle bir isim. Futbolumuzun önemli eksiklerinden biri olan profesyonelliği en üst düzeyde de yaşayan bir isim aslında. Profesyonel bir sporcu olarak da sektörün profesyonel isimleriyle çalışıyor. Possible, sporculara markalaşma konusunda hizmetler sunan, spor kariyerlerine farklı bakmalarını sağlayan bir yapılanma. Bugün burada Nuri Şahin'le beraber sahne alıp işin arka planında yaşananları anlatacaklar. İlk olarak değerli futbolcumuz Nuri Şahin'e sahneye davet ediyoruz. Nuri Şahin bizlerle birlikte. Possible'ın kurucusu Okan Can Yantır, Possible Kariyer Planlama Direktörü Pınar Bekbölet ve aynı zamanda oturumu da deneyimli isim Irmak Kozuk moderatör edilecek. Kolay gelsin. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Tabii Nuri ile ilgili kısa bir film az önce ekranlara geldi. Onunla uzun uzadıya burada konuşabiliriz. Ben de çok anlatabilirim. Ama kısaca şöyle satır başları vereyim. Arkadaşlarımı daha fazla da bekletmeyeyim. Çünkü Nuri ile uzun yıllara dayanan da bir dostluğumuz var. Ona bu borcum var diye düşünüyorum. Nuri 12 yaşında Borussia Dortmund altyapısına seçildi. 16 yaşında A takıma yükseldi ama bununla kalmadı. Aynı zamanda sadece Bundesliga'nın değil, aynı zamanda Türk milli takımında da forma giyen en genç ve aynı zamanda gol atan oyuncu oldu. Bununla yetinmedi. Kariyerini Real Madrid ve benim de çok sevdiğim Liverpool gibi bir dünya deviyle birleştirdi. Ama daha da yukarıya gitti. Çünkü hedefleri ve hayalleri var. Harvard Üniversitesi'nden mezun olan ilk ve tek Türk sporcu oldu. Neven Subotic Vakfı'nın iyi niyet elçisi oldu. Yani onunla ilgili yardımsever diyebiliriz, lider diyebiliriz, vizyoner diyebiliriz ama bunlar bizim yakıştırmalarımız. Ama kendisinin tek bir amacı var. O da çocuklarına iyi bir örnek bir baba olabilmek. Huzurlarınızda Nuri Şahin. Merhaba. Seni alabiliriz Nuri. Daha ayakta tutmayalım. Hafif bir rahatsızlığın da var biliyorum. Tabii Nuri'nin bu yolculuğunda yalnız olmadığını da söylemek lazım. Aslında yapmış olduğu bir açıklama var. Onlarla yolum eğer 10 sene önce kesişseydi bambaşka bir Nuri Şahin olurdu dediği ekip ya da yeni ailesi diyelim. Possible ekibinden Okan Can Yantır ve Pınar Bekbölet'i de buraya davet ediyorum. Alkışlarla. Evet, hoş geldiniz. Nuri, başta sen de hoş geldin. Hoş yoldan buldum. Geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Hafif bir rahatsızlığım var galiba ama sesin iyi gözüküyor. İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. Pekala, Nuri ile başlayalım mı? Şimdi yıllardır dev kulüplerde üst düzey futbol oynuyorsun ve bu seviyeden de hiç ödün vermeden de istikrarlı bir şekilde devam ettin. Ama ben şunu merak ediyorum. Nuri Şahin'in gözünde iyi futbolcu tanımı nedir? Öncelikle merhaba. Başlamadan önce hem Şenol hocamı hem de milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum buradan. Bizi gururlandırdılar. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda da bizi en iyi şekilde temsil ederler. İyi futbolcu nedir, nasıl tanımlanır? Benim için sadece saha içi değil, saha dışı da önemli. Çünkü saha içi ömrümüzü, hayatımızı verdiğimiz için bence en kolayı. İyi bir futbolcu saha dışında da örnek olması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Hem saha içine hem saha dışına yatırım yapması lazım. Ve kariyeri bittikten sonra iyi bir futbolcu muydu, değil miydi diye
bir sonuç elde etmemiz lazım ve umarım futbolu bıraktığım zaman Nurşahin hem iyi futbolcuydu hem de iyi bir insandı, iyi bir örnekti derler insanlar. Şimdi birazdan tabii özellikle senin kariyerin üzerinde daha da derinleştireceğiz. Ama bahsettiğin yatırımlara hangi aşamada başlamak lazım peki sporcuların? Ne dönemde o yatırıma başlaması gerekiyor sana göre? Ya bir futbolcunun veya bir sporcunun yapabileceği en büyük hata futboldan sonra yatırım yapmaya başlaması olur. Çünkü futbolculuk kariyerimiz 10-15 sene sonra bitiyor. Ve çoğu sporcu ne yazık ki bu 15 senelik süreç sonrası bir boşluğa düşüyor. Ve ne yapacağını bilemiyor. Futbolun içinde zaten kalırım düşüncesi oluyor. Ve yatırım yapmıyor. Bence aktif futbol oynarken veya sporcuyken kendine yatırım yapması lazım. Çünkü 35'ten sonraki hayatta neler yapabilirim, nasıl bir örnek olurum ve ne işler yapabilirim gibi düşünceleri hepimiz düşüncelere sahip olmamız lazım. O yüzden aktif ne kadar erken başlarsak, bu yatırımı ne kadar erken yaparsak onun geri dönüşümü bizim için daha pozitif olur. Senin aslında bu yatırımlara başlamanın amacı bir yandan kendi içinde bir yerlerde bir misyon ediniyor olman mı? Yoksa gerçekten kariyerin sonrasında ben Nuri Şahin olarak ne yapacağım acaba mı demek idi? Ya benim iki amacım var. Daha önce senin de söylediğin gibi çocuklarıma iyi bir miras bırakmak. Yani sadece finansal anlamda değil, onlara iyi bir baba, iyi bir örnek olmak istiyorum. Onlar için nasıl kendimi geliştirebilirim, işte neden Harvard'a gittim, onun hikayesi çok farklı. Oğlum Ömer'le alakalıydı mesela. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum aslında. Çünkü futboldan sonraki yapacaklarımı ben bundan 7-8 sene önce çizdim bile. O yolu 7-8 sene önce başladım yani çizmeye. Ve bugün futbolu bıraksam yarın ne yapmak istediğimin %100 eminim yani. Onu söyleyebilirim. Ona göre de yatırımlar yapıyorum. Belki de Possible ailesiyle yolunun kesişmesi 10 sene önceye dayansaydı daha farklı bir şey olurdu demenin sebebi de herhalde o 7-8 sene önceye dayanıyor. Ya benim onu söyleme nedenim kendimi istediğim gibi ifade edemediğimi düşünüyorum. Son özellikle Türkiye'de kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. Keşke Okan abi ilk bunu söylemiştim. Keşke karşıma 10 sene önce çıksaydın. 10 sene önce sen neredeydin dedim ona. Oralara geleceğiz. Kendimi belki bu karakterimle de alakalıdır ama kendimi tam Türkiye'ye, Türk insanına, Türk futbol severlere nasıl bir insan olmaktan dair nasıl bir futbolcu olduğumu anlatamadım bence. Belki milli takım kariyerim çok daha farklı olabilirdi. Konuşmam gereken yerde çok sustum. Her zaman takımı düşündüm. Belki o zaman bu ekip yanımda olsaydı çok daha farklı yerlere, çok daha büyük turnuvalar görürdüm. Ama şimdi beraberiz. Önümüzde çok büyük misyonlar var, çok büyük hedefler var ve umarım 10-15 sene sonra buraya gelip o başarılarımızı, örnek başarılarımızı anlatabiliriz. Peki işin diğer tarafına geçelim. Okan senle devam edelim mi? Kariyer sporculara, kariyer ve marka yönetimi hizmeti veren aslında tek ajansınız, tek kurumsunuz Türkiye sınırları içerisinde. Bu yola çıkma fikri nereden geldi? Ya az önce Nuri dedi ya hani ben kendimi ifade edemiyordum, konuşmam lazımdı, konuşmuyordum. Acaba bir gün Nuri'yi izlerken Nuri gibilerini konuşturmamız lazım diye mi yola çıktınız? Ya keşke Nuri ile 10 sene önce karşılaşabilseydik ve bu iş planını 10 sene önce harekete geçirseydik. Ben de öyle düşünüyorum ama şöyle, ben sporun çok konuşulduğu bir evde, bir coğrafyada büyüdüm. Yurt dışında büyüdüm, İsveç'te. Böyle ilk spor kahramanlarım o 80'lerin ortasındaki Sovyet buz okey takımı vardı. Onların maçlarını izlerdim. Sonra Stefan Edberg ile Boris Becker'in Wimbledon finalleri vardı. Onları izlerdim. Onların hep böyle hayatlarını iyi yönetiyor olması, çok güzel mesajlar veriyor olması hep çok hoşuma giderdi. Sonra siyaset bilimi eğitimi aldım. Bir dönemde yaklaşık 15-16 sene medyanın içinde çalıştıktan sonra hep aklımın bir köşesinde şey vardı. Ya bu topraklarda çok yetenekli insanlar var. Dünya çapında yetenekler. Ama iletişim, marka, sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz yönetimi anlamında onlar kendilerini nasıl bir seviye üste taşırlar?
Bunu düşündüğümüz yaklaşık yani 2003-2004 desek işte Nuri'nin 10 sene önce dediği yere denk geliyor. Orada tam rastlaşamadık ama tam ülkenin de hazır olduğunu düşündüğümüz bir anda bundan yaklaşık 3 sene önce bir ekiple yola çıktık. Burada tabii ki şöyle, bizim ekibimizde iletişime, sosyal sorumluluğa, sponsorluğa, kriz yönetimine, gelecek yönetimine bakan ve onunla ilgilenen ayrı ayrı insanlar var. Onların da konuşuruz ileride. Dolayısıyla ülkenin hazır olduğunu düşündüğümüz ve bir hayalimiz, yani bu ülkeden dünya çapında spor markaları çıkar mı? Güven Borç Hoca'nın bir kitabı vardı, bu topraklardan dünya markası çıkar mı diye, reklamcılığın önemli kitaplarından biridir. Biz de inşallah bu topraklardan spor markaları çıkar mı diye bir kitap yazarız ileride. Oraya da başına Nuri Şahin ve gelecek olanları yazarız. Bir imza günü yaparsınız. İnşallah. Peki o zaman yani verdiğiniz hizmetler, aslında yanlış anlamadıysam, bir PR ve iletişim ajansının dışında bir hizmet skalasından bahsediyoruz. Doğru. Değil mi Pınar? Ya aslında ben en önemli şeylerden bir tanesi bu belki de. Çünkü işte iletişim, PR bunlar yaptığımız için çok son noktasında olan bir şey. Yani siz bir marka yaratırken, bir sporcudan bir marka yaratırken, eğer onun odağına, o sporcunun kişisel gelişimine, o kişisel gelişim doğrultusunda hedeflerini, işte kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini ve bu hedeflere giderken oluşturacağı hikayeyi yaratmazsanız, o hikayeyi destekleyecek işte eğitimleri almasını sağlamazsanız, o hikayeye uygun bir kurumsal kimlik oluşturup bütün aktiviteleri o kurumsal kimlik doğrultusunda yapmazsanız eğer, aslında istediğiniz kadar iletişimini yapmaya çalışın, istediğiniz kadar hikayesini anlatmaya çalışın. Yani en böyle halkalar şeklinde düşünürsek, yaptığımız işin temelinde, ortadaki halkada bu var. Sporcunun kişisel gelişimi ve geleceğe hazırlanması. Onun etrafında marka iletişimi, işte sponsorluk ilişkileri, projelerinin yönlendirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri var. Ama bunlar bir sonraki çemberde. Ve onun da dışında işte iletişim aktiviteleri, sosyal medyasının kullanması, kriz yönetimi gibi şeyler var. Siz temeline, ortadaki ilk halkayı çok sağlam tuttuğunuzda diğerlerini yapmak hem çok daha kolay oluyor. Evet. Hem de gerçekten sporcunun hikayesini ilginç ve farklı kılabiliyorsunuz. O yüzden aslında baktığımız hizmetleri şöyle düşünmek lazım. Ya yani yaptığımız hizmetleri şöyle düşünmek lazım. Nuri Şahin bundan işte 3 sene önce de gerçekten işte çok iyi bir futbolcuydu. Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda oynamış. Borussia Dortmund gibi çok büyük bir takımda yıllarca forma giymiş bir sporcuydu. Ama ne zaman Nuri Şahin Türkiye'de konuşulmaya, sevgi, saygı görmeye, daha fazla ilgi görmeye başladı, kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönem olarak nitelendiremeyiz aslında o dönemi. O ne zaman planlarını, yapmak istediklerini, nasıl bir insan olduğunu ülkede daha iyi anlatmaya başladı, İşte o zaman Nuri Şahin belki de kariyerinde en az forma giydiği sezonlardan bir tanesinde herkesin idolü haline geldi Türkiye'de. Bence yaptığımız işi en güzel anlatan örneklerden bir tanesi Nuri. Peki Nuri'yi kenara koyacak olursak, verdiğiniz hizmetlere paralel soruyorum. Beklenti konusunda bir yanlış beklentiyle size gelen oluyor mu diyeyim, ya da en azından? Yani çünkü iletişim ajansı, PR ajansı başka bir şey ve bizim verdiğimiz hizmet başka bir şey diyorsunuz ya. Evet, biz aslında geçenlerde şöyle bir baktık bugüne kadar bizimle çalışmak için kaç sporcu başvurdu diye. Herhalde en önemli şeylerden bir tanesi, yaptığımız işle ilgili şunu söylemek lazım. Biz hiçbir sporcuya bugüne kadar gidip seninle çalışmak istiyoruz demedik. Çünkü bizim yaptığımız işte özellikle birine akıl verdiğiniz, danışmanlık verdiğiniz bir işte karşı tarafın kendisine bu hizmete ihtiyacı olduğuna inandırması ve sizin, onun size gelmesi gerekiyor. Yani sizin ona gitmeniz doğru bir strateji değil bizim için. O yüzden biz çok şanslıyız. Çok iyi sporcularla çalışıyoruz ama hiçbirine gidip biz seninle böyle bir iş yapmak istiyoruz demedik. Onlar bizimle çalışmak istediler. 100'e yakın sporcu arasından da zaman zaman dediğin gibi hani yok ben sadece sosyal medya hizmeti almayı düşünmüştüm diyen kişiye hani sana yararlı olamayız, yani faydalı olamayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden çalışmayalım dediğimiz de oldu. Bazen bizden kaynaklanan nedenler, bazen onlardan kaynaklanan nedenler. Çalıştığımız sporcuları seçmek durumundayız. Çünkü çok emek veriyoruz ve biz hep böyle çok uzun süreli şeylere inanıyoruz. Bir tane istisnası var. Evet, nedir? Bir tane. O istisnası Mete. Mete Gazoz. Hı hı. Çünkü şöyle, biz 2016 olimpiyatlarında işte hepimizin tanıdığı o gülen çocuk, Eurosport karşılaşmalarını yayınlarken de sinir bozucu Türk diye yayınlıyor bazen. Yani o kadar sempatik ve sevimli ki rakiplerinin sinirini bozuyor. Biz onu izlediğimizde dedik ki Mete'yi bulalım, gidelim, ailesiyle konuşalım
Ve diyelim ki kariyerini biz yöneteceğiz. Yani onun sponsoru olacağız biz, hı hı, ajans olarak. Bütün iletişim çalışmalarını, her şeyini biz üstleniyoruz. Siz aile olarak orada durun ve Mete'yi bize verin dedik. Bir tek o vardı çünkü çok değişik bir ışığı vardı Mete'nin ilk gördüğümüzde. İlk de ailesine gittik. O bir istisnadır sadece. Şimdi az önce oyuncu, sporcu seçiminden bahsetti Pınar aslında ama seçim kısmını biraz daha açalım mı Okan? Neye göre seçiyorsunuz? Orada şöyle bir yani şey bir var. Yani potansiyeli çünkü size vermesi lazım ki mutlaka sizin radarınıza giriyor herhalde değil mi? Şöyle bir şey var. Birincisi Pınar'ın anlattığın yani sporcunun bu hizmete ihtiyacı olduğunu düşünmesi lazım. Çünkü karşı taraftan siz gittiğiniz zaman o negatif bir algı olabiliyor. Hmm. Yani ben seninle çalışmak istiyorum dediğin zaman işte sporcu biraz kendini defansif olarak kurgulayabiliyor. Ama kendinin bu çalışmaya ihtiyacı olduğunu düşünürse birinci aşama bu. İkinci aşama güven. Şöyle bir hayatınız oluyor. Şimdi bizim ajansta çalışanlar onu çok iyi bilir. Bizim yaşamımız 24 saat. Şimdi bir de biraz Amerika ile saat farkından da dolayı. Yani Cedi dolayısıyla Amerika ile saat farkından dolayı. Çünkü bizim yani öyle bir şöyle bir şey oluşuyor aramızda. Sadece onun markasını yöneten değil, abi, kardeş ve aile. En sonunda aile oluyorsunuz. Çünkü biz her sporcumuz dünyanın neresinde bir karşılaşmaya çıksa orada olabiliyorsak orada oluruz, izleyebiliyorsak izleriz. Bu antrenörler için de geçerlidir. Bütün maçları takip edilir. Mesela Cedi gecenin 2 ve 3, 4 arasında oynuyor maçları. Bütün maçlara uyanılır, izlenir. Hatta maçtan sonra mesajlaşılır, konuşulur. Çünkü bu aidiyet hissi sporcu açısından çok önemli. Yani şu da olabilir. Ben dışarıdan sana danışmanlık, iletişim danışmanlığı vereceğim dersiniz. Ama sporcunun neye üzüldüğünü, neye sevindiğini, neyden mutlu olduğunu, tabii, nasıl konuştuğunu bilmezseniz, aile olmazsanız bazen onun adına strateji üretmekte zorlanırsınız. Çünkü ürün değil, insan temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir zorluğu var. Birincisi kendini hissetmesi, ikincisi bizim ailemizden olması bizim açımızdan çok önemli. Biraz sporcuyla empati yapmak gerekiyor çok. Yani. Nuri senle devam edelim. Az önce gerçi ucundan da olsa bir giriş yaptın ama en başta da söylemiştim. 10 yıl önce bu ekiple bir araya gelsem bambaşka bir Nuri Şahin olurdu diye. Okan da değindi, Pınar da değindi ama onu biraz açalım isterim. Şimdiki Nuri Şahin'le gerçekten 10 sene önce eğer yolunuz kesişseydi, Pınar'ın söylediği gibi aslında çok güzel yerden geldi o. İşte Real Madrid dönemi, Liverpool dönemi, biliyorsun medyamız bu işleri seviyor. En kariyerin zirvede olduğu dönem, acaba iletişim daha farklı olsaydı, daha sağlıklı bir şekilde belki dünyayla temas edebilseydi, dokunabilseydi ne olurduyu karşılaştırdığında ne görüyorsun? Yani Nuri Şahin olarak Avrupa'da, Almanya'da veya Avrupa'da o sorunu yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'ya kendimi iyi tanıttığımı ve sevilip sayıldığımı düşünüyorum. Hem futbolcu olarak hem karakter olarak. O 10 yıl önce karşıma çıksaydın deme sebebim Türkiye ile alakalı. Belki şu anda milli takımda kaptanlık yapıyordum. Belki 52 maç değil de 112 maç oynamıştım şimdi milli takımda. Dediğim gibi yani onun sıkıntısını çektim. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim yani. Kendimi Türkiye'ye ifade edememenin sıkıntısını yaşadım. Şimdi sen aslında bu oluşumla ve yaptıklarına örnek oluyorsun ama bu söylediğin anlamda senden gelen, sonra gelen genç arkadaşlara da örnek olduğunu hissediyor musun? Ya tabii bazen şöyle bir algı oluşuyor özellikle Almanya'daki gençlerde. Ya da bu yönde telkinler yapıyor musun? Ya soruyorlar tabii soruyorlar. Milli takım seçme sürecinde daha çok soruyorlar. Mesela Almanya mı Türkiye mi diye. Ben hiçbir zaman kendi yaşadığım sıkıntılardan dolayı Türkiye'yi seçmeyin demedim. Bana bir güne kadar soran herkese kararı siz vereceksiniz. Ben sadece size benim neden Türkiye'yi seçtiğimi anlatabilirim. Yaşadığım sıkıntılar buydu ama bana soracak olursanız benim hayalim hepimizin Türkiye için oynaması. Çünkü biz Türk'üz sonuçta. Ama onlara yalan söylemeyi de istemiyorum hiç. Ama onlar açık açık nasıl bir zorlukların beklediği ve nasıl kendini nasıl onlara demek yanlış anlamayın lütfen ama kendini Türkiye'ye, Türk milli takımına veya Türk medyasına, Türk spor severlere, Türk halkına kendini iyi tanıtman gerektiğini ve
onlardan biri olduğunu hissettirmen gerektiğini ve farklıysan o farkındalığını da anlatman gerektiğini onlara her zaman söylüyorum. Şimdi biz seninle ikimizin mesleklerinden dolayı tabii yolumuz fazlasıyla kesişti. Çok sinirli, üzgün ve çok mutlu maç sonu röportajları, maç önü röportajları yaptık. Onun dışında konuştuk, görüştük. Ben biliyorum ki hakikaten sen iletişimin, duruşun, vizyonun itibariyle farklı bir yerdesin. Ben onu nasıl biliyorsam eminim ki siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Nuri, çalışması kolay olduğunu düşündüğüm böyle bir çalışma planı içerisinde isimlerden bir tanesi. Nuri gibi elit sporcular, başka elit sporcularla da çalışıyorsunuz ama bir yandan da olimpik genç sporcular da var sizin bünyenizde. Olimpik branşlarda mücadele eden başarılı kardeşlerimiz var. Hangi sporcu profiliyle çalışmak daha kolay, Pınar? Şimdi aslında önce Nuri'nin en son söylediği yerden devam edeyim. Nuri ile bir 10 sene önce tanışmış olsaydık herhalde Harvard'da bir bölüm daha ve belki bir de Londra'da bir okul daha bitirmiş olurduk. Harvard'ı beraber okuduk bu arada. Yalan yok yani. Pınar sağolsun. Nuri ile çalışmak gerçekten çok güzel, zevkli. Dışarıdan da birçok insan diyordur ki işte bu kadar planlı, programlı ve disiplinli bir sporcuyla çalışmak hani sadece saha içinde değil, saha içinde de kolay gibi geliyordur insanlara. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Nuri gibi, işte Cedi gibi bu tarz futbolcuların güvenini ve kazanmadan ve onların size saygı duymasını sağlamadan onlarla iş yapmanız kolay değil. Çünkü Nuri zaten hayatta birçok konuda çok iyi fikri olan, hani bilgisi olan, araştıran, kendini sürekli geliştiren bir profil ve sizinle çalışabilmesi için sizin hep ondan bir adım önde olmanız gerekiyor. Biz bir şey okurken, hazırlarken, içeride bir iş yaparken Nuri ile ilgili sürekli Nuri bunu beğenir ya da bunu biraz daha iyi yapmalıyız. Çünkü Nuri zaten bunu görmüştür, zaten biliyordur. Nuri'nin varlığı aslında bizim kendimizi de daha fazla geliştirmemize neden olan bir şey. Nuri ile ilgili çalışmanın hani tabii şöyle şeyleri var. Nerede durmanız gerektiğinin çok iyi bilmeniz gerekiyor çünkü Nuri Şahin büyük bir marka artık günümüzde ve hani tahmin edersiniz ki onunla çalışmak isteyen birçok marka oluyor ama siz Nuri'yi bir influencer gibi değil bir rol model olarak konumlandırıyorsunuz. Çünkü Nuri bunu temsil ediyor. Türk sporu için bambaşka bir şey temsil ediyor. O noktada birçok markayla çalışma noktasında eğer Nuri Şahin kadar işte vizyoner, global, sağlam bir marka değilse ya da uzun süreli bir işbirliği istemiyorsa bizim ajans olarak para kazanmamız ya da Nuri'ye para kazandırmamız oradaki ana kriter olmuyor. O zaman her zaman o tarz işlere girmiyoruz ve Nuri hiçbir zaman hani bu projelerde olmuyor. Ha Nuri hangi projelerde olur? Nuri Şahin kurduğu akademiyle bu ülkede Türk futbolunu değiştirmek için bir adım atıyor. Onunla aynı şeyi düşünen markalarla, ona destek olan, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek isteyen markalarla Nuri her zaman aynı yolda omuz omuza yürür. Ama hani buralar aslında biraz bizim Nuri ile ilgili verdiğimiz kararlarda biraz daha böyle muhafazakar davrandığımız anlar oluyor. Diğer sporcu profili? Olimpik sporcularla çalışmak da şöyle. Mete ile çok iyi bir deneyimimiz olduğu için o konuda aslında bayağı tecrübe kazandık. Çok tabii onların hikayesini anlatmak için çok emek harcıyoruz bir yandan. Hani markalara, insanlara, spor severlere onlara tanıtmak için onlar ilgi görsün diye çok emek veriyorsunuz. Ama aynı zamanda o ilginin o çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz durumdan da çocukları korumak sizin göreviniz. O yüzden hani orada çok iyi bir denge tutturmanız gerekiyor. Olimpiyatlara hazırlanıyorlar. O süreçte antrenörlerini ya da onların başarısını engelleyebilecek, konsantrasyonlarını bozabilecek her şeyden kaçınıyoruz. Orada yine bir zorluk oluyor bizim için. Yani hem kendimiz yapıyoruz hem kendimizi engelliyoruz gibi oluyor. Ama işte o dengeleri yıllar içinde iyi öğrendiğimizi düşünüyorum ve her iki sporcu profiliyle çalışmak hem çok keyifli ama iki ayrı challenge'ları var galiba. Bir ekleme yapayım. Nuri'de şöyle bir şey var. Nuri'yle hem kolay hem zor dedin. Şimdi Nuri çok sistemli, çok analitik düşünen ve çok mantıkla bakan. Dolayısıyla ona bir şeyi ikna etmek istiyorsanız bir iletişim planıyla, bir projeyle gidiyorsanız mutlaka çok rasyonel olmanız lazım. Yani bir şey anlatacaksanız sunum hazırlayacaksınız. Onların tüm detayları altında yazacak. O gönderilecek, o onu inceleyecek. Siz ondan sonra anlatacaksınız onu. Dolayısıyla bu işin şey tarafı kolay. Eğer ikna olursa, sizin mantığınıza, yaptığınız şeyin doğru olduğunu ikna olursa süreçten bazen çekilir ve buyurun devam edin der. Ama o ilk aşamayı şey yapması önemli. Mete'de ilginç bir şey vardı. Bir 30 saniye onu anlatayım. Mete'nin bize ilk
Biz Mete'ye tanıştıktan sonra ofise milli takım hocasıyla birlikte, Gökte Hoca ile birlikte toplantıya geldi. Ailesi de var. Biz böyle biz böyle oturuyoruz. Mete sağ tarafta elinde bir telefonla bir şeyler yapıyor. Biz de 30 dakika boyunca o sporcunun kariyerini planladık. Sporcunun dışında. Sporcu telefonla oynuyordu. İşte babası, ben, milli takım hocası konuşuyoruz. Ondan sonra bir yerde dedim ki bir yanlışlık var. Aileye dedim ki şu anda biz yanlış yapıyoruz. Yani biz istediğimiz kadar Mete ile ilgili bir planlama yapalım. Sporcunun böyle bir şeyi isteği var mı? Onunla bir konuşalım. Yani ne, de olması tabii lazım. Ne diyor? Çünkü biz olimpiyat hayalleri kuruyoruz. Şunları, dünya şampiyonluğu hayalleri kuruyoruz. Sonra dedi ki biz bir duralım Mete'ye soralım. Mete'ciğim sen ne diyorsun dedim. Elinde telefon vardı. Onun da bir sebebi var. Sonra anladık o telefon sebebini. Sonra böyle indirdi. Ben yorum yapmam. Ben atarım abi dedi. Biz böyle durduk. Ondan sonra tekrar devam etti. League of Legends oynuyormuş. Boyunca zaten. Tabii sonradan. Şimdi ya siz bakın yapın konuşun. Sonra hallederiz dedi. Çıkarken de şöyle yaptı. Senin arkadaki duvar biraz boş dedi. Bizim masanın arkasındaki. Bir hediye alıp getirirsin dedim. Yo çok dünya şampiyonluğu var evde. Bir tanesini getireyim burada kalsın dedi. Ve gitti. Şimdi biz ondan sonra dedik ki çok ilginç bir profil. 17 yaşında. Şimdi mesela Mete ile kurduğunuz bağı bu özgüven üzerinden kurmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Yani bir yanlış yaptığını düşünüyorsanız onu söylerken bile o ilk sana bir dünya şampiyonası madalyası hediye edeyim de duvarın dolsun diyen çocukla konuştuğunuzu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hepsinin kendine göre bazı zorlukları ve kolaylıkları var. Her biri ayrı profil olduğu için aslında kendi içinde her biri ayrı bir mücadelede doğru. Barındırıyor gibi geliyor. Şimdi çok güzel işler yaptın. İşte bir kısmını zaten satır başlarını arka arkaya saydık burada seni anons ederken de üzerine de konuştuk. Daha listede uzar gider aslında da süremiz çok uzun değil. Ama beni en etkileyeni söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda Bilgi Üniversitesi'nde yine benzer güzel bir etkinlikte anlatmıştın. Hatta orada bir video gösterimi de olmuştu. Etiyopya'ya gittin. Ama niçin gittin? Demen Spotiç Vakfı için gittin. Suya erişimi olmayan çocuklara su kuyusu açmak için gittin. Şimdi buna benzer projeleri tabii siz de biliyorsunuz. Mutlaka basından takip ediyorsunuz. Fazlasıyla birçok üst düzey sporcunun yaptığını tanıklık ediyoruz. Ama genelde nasıl oluyor? Dışarıdan ki o da fazlasıyla kabul edilebilir bir şey, eleştirel bir şey söylemiyorum. Ama dışarıdan bağış yaparak orada çorbada tuzum olsun şeklinde yaklaşılıyor. Bu da kabul edilebilir bir şey. Ama sen bunu yapmadın. Onun yerine bir hafta Etiyopya'ya gittin. Dünyanın en fakir bölgesinde Etiyopyalı çocuklara su kuyusu açmak için. Neden? Orada da hayallerimden dolayı kendim ileride kendim bir vakıf kurup evlatlarıma, çocuklarıma, oğluma ve kızıma bırakmak istiyorum ileride. Pınar'la Okan abiyle toplantı yaptığımızda ben bir vakıf kurmak istiyorum. Benim takım arkadaşım Nevin Zubatic 10 senedir çok güzel işler yapıyor. Onlarla bir masaya oturalım dedik. Bu vakıf işi nasıl? Sadece para verip işte vakıf kuralım değil, güzel şeyler yapalım diye. Onlarla toplantıda oturup konuştuk. Onlara Nevin'in söylediği çok güzel bir şey vardı. Benim vakfıma sadece parayla yatırım yapılmıyor. Gidip alanda görmen lazım dedi. Biz tabii hemen atladık. Okey dedik. Sonra oturup düşündüğümüzde ya dünyanın en fakir ülkesine gidiyorsun. Biraz tedirgin oldum. Ben yemek konusunda sevgili eşim de burada biliyor. Biraz titizimdir yani. Dünyanın en fakir ülkesinde işte Okan abi diyorum, abi diyorum ne yiyeceğiz orada, ne içeceğiz, bir de anlatıyorlar su yok falan. Dedik ama yine de gidelim, görelim. İyi ki de gitmişiz, iyi ki de görmüşüz. Umarım önümüzdeki yıllarda çocuklarım biraz daha büyüdüğü zaman aile olarak da gidip orada neler yapabileceğimizi, onların yaşında çocukların nasıl yaşadığını görebiliriz. Çok güzel bir olay oldu. Milli takım arkadaşlarımdan bir tanesi bundan 2-3 hafta önce beni aradı. Ve benim videomdan etkilendiklerini ve aile olarak bir yardım yapmak istediklerini söyledi. Beni çok mutlu etti. Umarım ileride biz de çok güzel bir vakıf kurup Nur Şahin Vakfı olarak, ileride Ömer Şahin, Meryem Şahin Vakfı olarak devam eder. Onlara çok güzel bir miras bırakırız. Çünkü futbol 10-15 sene ama insanlara yardım etmek bir ömür boyu umarım benden, eşimden, çocuklarımıza kalacak bir şey. Evet.
hayallerine paralel bir şekilde gittin orada. Çok güzel deneyimler yaşadın. Oradan bizimle paylaşabileceğin şeyler vardır diye umut ediyorum. Yani çünkü hakikaten içerisinde çok büyük bir kontrastla barındıran bir hikaye bu. Yani üst düzey elit bir sporcusun. Orada bambaşka bir dünya var. Evet. Ya bir futbolcunun tatil dönemi 4 ile 6 hafta arası. O sene 6 haftalık bir tatilim vardı. Bunun 10 gün, 14 günü zaten aile tatiliyle geçiyor. O tatilde Harvard dönemi de vardı. Eski bir takım arkadaşım jübilesini yaptı. Orada da bir haftam gitti. Yani boş vaktim olarak, kendime ayırabileceğim vakit olarak 2 haftam kalmıştı. Bunun bir haftasını Etiyopya'da geçirdik. Hatta yalan yok yani. Uçağa kadar Okan abiye dedim. Abi gitsek mi, gitmesek mi, gitsek mi, gitmesek mi diye. Ya çok güldük, çok eğlendik. Ama çok duygulandığım anlar da oldu. O ilk su fışkırdığında insanların o suya doğruna koşuşu veya pis suyu içmeleri ve bizim o su fışkırdığında onların suya doğru gidip bizim geri geri ıslanmamak için geri geri gitmemiz. O resim aslında her şey. İnanılmaz ya. O resim hayatımda unutamayacağım bir resimdi yani. Okan abiyle yan yana duruyoruz. Su fışkırdı. Ben inanılmaz mutlu oldum ama yani ıslanmak istemiyorsun. Düşün yani biz Avrupa'dan geliyoruz. Islanmak evet. istemiyoruz. Oradaki 304 kişi vardı galiba. Hepsi suya doğru koştu. Dans ediyorlar. Birbirlerine sarılıyorlar. Yani inanılmaz bir deneyimdi. Yemek konusunda çok güldük. Çok eğlendik. Oralara geleceğiz şimdi. Çok güzel hikayelerimiz vardı. Ya hayatımda değiştirmek istemediğim bir hafta oldu yani. Çok bana çok büyük bir tecrübe oldu. Nuri istiyorsan ismini analım mı? Milli takım arkadaşın bağış yaptı dedin. O kendi karar verir. O belki duyurmak istemez. Çek Cumhuriyeti'nde oynuyor. Ha, duyurdu. Ha, çünkü çok çok önemli bir şey. Hani bunları ben buralarda da yapabilirim. Ama çok etkilendim Nuri'den. Biz ailece bunun içine girmek istiyoruz dedi. İleriden bu mesaj gitmiştir. Kendisi şey yapmak isterse açıklar. Çok değerli bir şey demek ki bir yere dokunmuşsun. Ya umarım daha çok kişiye dokunuruz. İlham kaynağı oluruz. Çünkü gerçekten yani çok uzakmış gibi geliyor. Etiyopya çok uzakmış gibi geliyor. Yani dünyanın öbür ucuymuş gibi geliyor. Biz Okan abiyle uçağa bindik. Flight time 6 hours. Döndüm Okan abi. Abi dedim 6 saat nedir? Ya şuradan şurası. Biz 6 saat Dubai'ye tatile gidiyoruz. Şey yani ben yani 15 saat uçakla gideceğiz. İnanılmaz bizi bekliyor gibi bekledim ama 6 saatte oradasın yani. Çok da uzak değil yani. Evet, Etiyopya'yı bir de senden dinlemek lazım Okan aslında. Sana ya. Bu arada o yemek konularını da soracağım ama Nuri'nin bahsettiği. Sana ne kattığını düşünüyorsun mesela o seyahatin? Ya. O projenin, çünkü senin için de o işin başında olan kişi olarak enteresan bir deneyim. Aynı kontrast sende de var. Tabii var tabii ki yani. Hiçbirimiz, çünkü bizim gittiğimiz yer ilk önce Addis Ababa'ya indik. Orası başkent, tamam bir şekilde ya bizim bakış açımızdan yani yaşarız burada. Birkaç gün geçiriz diyebileceğimiz bir yer. Ama ondan sonra Sudan ve Eritre sınırına gittik ki orası yokluğun ne demek olduğunun tam karşılığı. Yani Etiyopya'dan bana kalan iki şey var. Birincisi biraz mizahi, Nuri Şahin'e yemek bulma çabası. Yani buldu mu? Bilmiyorum, kendisi anlatır. Orada bir de profesyonel bir sporcuyla gidiyorsunuz. Ya böyle bir stres var. Yani profesyonel bir sporcu. İşte Nuri Şahin kendisine de çok dikkat eden. İşte akşamları stretching yapmamız lazım. Şunları yememiz lazım. Her şey yememesi lazım. Fast food yiyemez. Gibi. Bu işin şey tarafı, çok güzel anı tarafı. İkincisi bizim profesyonel işimize ilişkin şöyle bir şey gördük orada. İşte bizim Nuri Şahin Akademi, Bahar Toksoy Guidetti Akademi, işte içinde bulunduğumuz Cedi Osman Akademi. Orada bir şey gördük ve bunları hepsini uygulamaya çalışıyoruz. Kahraman sahada olur. Oradaki çocukları gördükten sonra o söylediğin vardı ya, yani uzaktan yardım etme. Bu da tabii ki kabul edilebilir. Yardımın her türü iyidir ama kahraman sahada olur. O çocukların Nuri Şahin'i görmesi, Nuri Şahin'in onunla beraber futbol oynamaları, işte mesela Cedi Osman Akademi'de Cedi'nin ilk antrenmandan akşam son antrenmana kadar çocuklarla beraber antrenman yapması, o biraz önceki geçen sahneydi. Bu bana mesleki olarak kalan şudur, eğer bir hareket yapıyorsanız, bir iyilik hareketi yapıyorsanız, bir proje yapıyorsanız ve adını veriyorsanız birinin, o kahramanın mutlaka sahada olması gerekiyor. İşin içinde insani bir tarafı da barındıran.
bir detay o. Yemek konusu. Ne yedin? Ne içtin Nuri'cim? Ya şimdi indik Addis Abeba'ya, başkent. Çok enteresan. Ben çok fakir, işte su olmayan bir yer bekliyorum. İndik, yağmur yağıyor. Abi dedim, biz nereye geldik? Hayda dedim herhalde. Ondan sonra bizi bir restorana götürdüler. İşte Etiyopya'ya özel bir yemekmiş. Ya, kimse Allah'ın gücüne gitmesin ama yani ben yiyemedim yani. Okan abi tabii girdi hemen. Denedin mi? Yok. Ben yemek konusunda biraz hassasım. Dedim abi, burada İtalyan restoranı var mıdır dedim. Çok iyi. Etiyopya'da İtalyan restoranı aradık. Bulduk. İlk akşam hemen tüm ekibi topladık. Çok saçma bir olay. Aslında onlar bizi restorana götürecek. Biz onları İtalyan restoranına götürdük. Kapıdan geri döndük. Yer yok. O gün aç kaldım ben. Sabah yola çıktık. Diğer şehre... Mekele. Mekele'ye gittik. Orada bu vazalar var yani. Diyet yemekleri. İsveç'ten. Bisküvi. Bizim ekip onu koymuş. Ben o çantayı aldım. Bizim arabaya koydum. Ben oradan besleniyorum yani. 2-3 gün öyle beslendik. Ondan sonra bir İtalyan bulduk orada. Her gün zebzeli pizza mıydı Okan abi? Vegetable pizza denen bir şey yaratıldı. Vegetable pizza yani. Etiyopya yolunuz düşerse vegetable pizza tavsiye ederim. Ben pizza yedim. Okan abi kendi anlatsın isterse, her şeyi yedi yani. Yenmeyecek şeyleri yedi. Oradaki balı yedi. Bala benzemeyen bir bal yedi. Yumurta evet, yedi. Evet, balla ilgili bir hikaye var galiba. Hayır, şöyle bir şey oldu. Yani bir yere gittik köye. Bize bir şey ikram ediyor insanlar. Ve şöyle ya, B planınız yok. Yani bir şey yiyeceksiniz. Orada ekmek ikram ettiler. Dedi ki, ben Nuri rasyonel olduğu için Nuri'ye anlatmaya çalışıyorum. Nuri diyorum, içinde buğday var. Sunumla mı? Sunumsuz. Diyorum ki, yani buğday var ve su var. Korkacağımız şey su. Yani kirli olan bir su olabilir. Yani. Başka bir şey değil. İşte suyu da köye getirmişler. Böyle bir mantıkla. Temizdir ekmek. Diğeri de bal. Ya ne kadar şey olabilir? Kötü olabilir. Nuri şöyle yaptı. Biz bir Alman grupla gittik. Abi bunların hiçbiri yemez dedi. Biz ilk sortiyi yapınca ben bal ve ekmeğe doğru Nuri haricindeki ekipteki herkes yedi. Nuri yemedi. Fitili ateşledin ama Nuri olmadı. Bir de yemekle kalmadılar. Hepsi oradan alışveriş yapıyorlar. Yani köydeki insanlara para veriyorlar. Bize balı verin diyorlar. Yani. Şimdi aslında o yaz sizin en yoğun olduğunuz da yazdı değil mi Pınar? Yanlış bilmiyorsam aynı yaz döneminde Harvard mezuniyeti de sıkıştı. Evet, biz bir sunuma birkaç proje koyup Nuri'ye hepsini kabul ettirince arka arkaya yaptık. O süreci nasıl yönettiniz? Harvard'a gittiği dönemde. Aslında hani bu ilk sunum oturumun başında sorduğun soruyla da alakalı. Biz Nuri ile konuşurken işte senin kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemdeki planların ne ve nasıl bu yolda ilerleyelim diye bir toplantı yaptığımız zaman orada ben futbolu bıraktıktan sonra işte antrenörlük, ondan sonra sportif direktörlük, sonrasında belki bir kulübün başkanlığı diye zaten o hayallerini söylediği zaman biz ona dedik ki evet, antrenörlük kısmında işte yapacağın şeyler bunlar. Bunları zaten planlıyorsun ve kendi iyi bildiğin bir alan. Ama sonrası için işte sportif direktörlük ya da bir kulüp başkanlığı, bir birazcık iş dünyasını bilmen, iş hayatını bilmen ve o daha farklı bir liderlik gerektiriyor. İlk aşamada aslında Nuri dünyada birçok büyük şirketin CEO'suna liderlik üzerine danışmanlık veren Dr. Alan Watkins ile çalışmaya başladı ve her hafta yani bir yani Bundesliga'da oynayan bir sporcunun her hafta bir şekilde vakit bulup bir liderlik koçluğu alması çok önemli bir adımdı aslında. Onu aldıktan sonra dedik disiplin ki de evet, yani bu disiplini sağlayabilmek çok kolay değildi ve bunu çok düzenli bir şekilde devam etti. Sonrasında dedik ki bir de bir üniversite diploması lazım. Zaten çok istiyordu yani, hep bunu söylüyordu. İçimdeki en büyük şeylerden bir tanesi çok genç yaşta Dortmund altyapısına girdiğim için işte bu üniversite diplomasını çok zaten istiyorum diye her seferinde dile getiriyordu. Tamam dedik, nereye gideceğimizi planlayalım, hangi üniversite. Bir sunum yaptınız. Sunum yapmadık. Bu sefer şöyle yaptık, daha duygusal girelim dedik. Oğlunun nereden mezun olmasını istersin Nuri diye sorduk. O da böyle işte yani hani Harvard olsa tabii kendi karar versin ama bir Harvard Üniversitesi'nden Ömer'i mezun olmuş görmeyi çok isterim dedi. Dedik ki o zaman Ömer'in böyle bir üniversiteye gidebilmesi için önce senin
gitmen gerekiyor. Yani oğluna diyeceksin ki bak ben böyle bir sporcu kariyerim olmasına rağmen profesyonel spor, yani profesyonel futbol oynamaya devam ederken Harvard Üniversitesi'nden mezun olabildiysem senin bunu yapamaman için hiçbir neden yok. Aynı zamanda tabii burada şey de var. Yani ben hep gençlere, çocuklara eğitim ve sporun birlikte yürüyebileceğini de göstermek istiyorum diyordu. E dedik o zaman Harvard'la başlayalım. Ama tabii biraz onu dedikten sonra acaba olur mu olmaz mı diye de böyle bir stres yaşamadık diye. Yaklaşık 4 ay, çok uzatmayayım, 4 ay boyunca uğraştık. Çünkü üniversite mezuniyetiniz olmadan o Harvard'da bizim istediğimiz programa başvuramıyordunuz. Çünkü o birçok işte yöneticinin, uluslararası firmalarda çalışan üst düzey yöneticilerin olduğu bir programdı. Hı hı. Ve iş dünyasına, işte medyaya, spora, eğlence hayatına yönelik böyle bir farklı alanlarda iş yapan insanların bir araya geldiği bir gruptu. Üniversite mezunu niyetiniz olmadığı zaman zaten o internetteki formu dolduramıyorsunuz, gönderemiyorsunuz. Akademiyle konuştuk, özel izinler aldık. İşte onlar bize dediler ki Nuri Şahin'in bize ne katacağını anlatın. Yani biz hani Nuri Şahin gibi bir sporcuyu buraya normal kurallar dışında aldığımız zaman o buradaki katılımcılara ne katacak, bize bunu anlatın. Nuri orada çok çalıştı. İşte bize sorular gönderdiler. O soruları cevapladık. Nuri'ye anlattık. Neden orada olması gerektiğini anlattık. Bu işi ne kadar ciddiye aldığını Alan Watkins'le yaptığı koçluk üzerinden, seans üzerinden anlattık. 5 dil bildiğini, kendini kişisel olarak nasıl geliştirdiğini anlattık. Ve 4 ayın sonunda, hani çünkü insanlar şimdi şöyle düşünüyorlar. İşte 8 başvurudan 6'sını reddeden bir kurum için bile insanlar şey diyebiliyor. İşte Harvard ne olacak ki parasını verdin, girdin, çıktın diye düşünülebiliyor. Yani Harvard'ın böyle bir paraya ihtiyacı yok. O yüzden o 4 aylık sürecin sonunda da özel izinle kabul geldi Nuri'ye. Bence buradaki en önemli şeylerden bir tanesi sonrası. Yani Nuri o süreçte aylarca mezun olabilmek için işte antrenmanlarından, ailesinden, çocuklarından zamanını ayırarak oturdu ve çalıştı ve çok çok iyi hazırlandı. Öyle hani girmek kolay ama çıkmak o kadar zor, yani o kadar kolay değil. Ve çok önemli isimlerin arasında ülkemizi bir anlamda orada da temsil ederek Harvard'dan mezun olan ilk Türk sporcu oldu. Yani şey bence şu çok önemli. İşte insanlar diyorlar ki sporcularımızın işte kendilerini geliştirmesi ve başka alanlarda da örnek olması gerekiyor çocuklara. Ama bir yandan da işte diyorlar ki Nuri Şahin topunu oynasın. İşte üniversiteye niye gidiyor? Yani bu süreci anlatabilmek, yönetebilmek çok kolay değil. Tabii. Ama bunları kendileri için yapıyorlar. Yani Nuri bunu hani kimseye ben Harvard'dan mezun oldum demek için yapmadığından dolayı sonrasında verdiği tatmin de hem Nuri'ye hem ailesine hem Ömer'e hem de bize yani apayrı bir tatmin verdi açıkçası. Ben çok iyi örnek olduğunu da düşünüyorum. Yani bir sporcu hem Dortmund gibi bir kulüpte oynayıp hem Harvard'dan mezun kesinlikle olabiliyorsa herkes bunu yapabilir bence. Şimdi Nuri yeniden sana döneceğim. Aslında Harvard hikayesi kafada bir ampul yakıyor. Ama bir de işin diğer tarafı, saha tarafını soracağım. Çünkü Almanya'da doğduğun kasabanın takımını satın aldın. İstesen takımın başında başkanlık yapardın, masa başında otururdun, sunumları incelerdin. Ama sen onun yerine sahaya inmeyi tercih ettin, teknik direktörlük yapmaya başladın. Bunu nasıl yorumlamalıyız peki? Hayaller. Futbolu bıraktıktan sonra hocalık yapmak istiyorum. Çok büyük hocalarla çalıştım. Çok şey öğrendim, öğreniyorum. Çalıştığım hocaların bir tanesi burada. Sevgili Abdullah Avcı da burada. Benim kariyerimde çok önemli bir yeri olan bir insan. Çok değerli insanlardan, değerli hocalardan çok şey öğrendim ve futbola katabileceğim ve verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu oyunu anladığımı düşünüyorum. O yüzden sadece kulüpte başkanlık yapmak değil, saha içinde nasıl bu takımı, bu amatör takımı nasıl üstliklere çıkartabilirim düşüncesi oluştu. 9. ligde aldık takımı. Şu anda 5. lige çıktık 4 senede. Liderle aramızda bir puan var. Almanya Kupası'na 2 maç kaldı. İyi gidiyor her şey. Kendimi deniyorum. Mesela maç izliyorum. Liverpool Man City maçını izliyorum. Kağıt kalem alıyorum elime. 4-3-3 oynadı. Diğer takım 4-2-3-1 oynadı. Neden oynadı? Niye 5'li defans? Niye 3'lü değil? Onları izliyorum. Salı günü idmana gidiyorum. Bir takımı 3-5-2'de oynatıyorum. Bir takımı 4-2-3-1'de oynatıyorum. Oynayın diyorum. Oradan izliyorum. Yani kendimi deniyorum bir şekilde.
ve egolarla uğraşmayı öğreniyorum. Çünkü aramızda amatörde oynayan futbolcular, sporcular vardır belki burada. Amatörde oynayan oyuncuların egoları bazı profesyonel futbolculardan çok daha yüksek. Onlarla uğraşması çok zor oluyor. Orada kendimi geliştiriyorum. Onlara 25 kişiye, 26 kişiye liderlik yapıyorum. Oynayan oyuncuyu mutlu tutuyorum. Oynamayan oyuncuyu motive etme zorunda kalıyorsun. Pazar günü en fazla 14 kişiyi mutlu edebiliyorsun. İşte diğer kalan 10-15 kişiyi nasıl mutlu edeceksin, nasıl motive edeceksin, onlara ihtiyacın olacak, onlarla nasıl iletişim kuracaksın, onları öğreniyorum. Werder Bremen'de U17'de yardımcı antrenörlük yapıyorum. Orada genç oyuncular, o işte hocayla da aynı konuştuk, gerçekçi, bizim yolumuzda U17'den geçtiği için, U17 milli takımdan geçtiği için çok güzel bir deneyim orada oluyor. Orada çok şey öğreniyorum, idmanları nasıl organize ediyorlar, işte okuldan gelen çocuklar veya genç yaşta işte ilk sevgilisi olan oyuncular futbola önem vermiyor, birkaç dönem futbola önem vermiyorlar, onları nasıl yeniden futbola doğru kaydırırız gibi şeyler öğreniyorum. Yani benim için inanılmaz değer, yani geleceğime yatırım yapıyorum. Peki teknik direktör Nuri Şahin'i tanıdıktan sonra ya da deneyimledikten sonra diyeyim, futbolcu Nuri Şahin'in kendi takımındaki hal, tavırları, duruşu, düşüncesi değişti mi? Refleksleri belki de. Lider bir futbol, oynadığım pozisyon gereği tabii ki. Ama her zaman bir lider oyuncu olarak göründüm. Hocalarım her zaman beni böyle oyuncu... Yani kendi hocanla oyuncu... empati daha rahat kurabiliyor musun? Tabii. Yani mesela çok basit bir örnek. Oynadığında, oynamadığında. Çok basit bir örnek. Abdullah Avcı beni Hollanda maçında ilk 11'i oynatmadı. uzun hoca çok bozuldum, inanılmaz sinirlendim, hocaya iki gün küstüm. Maçtan sonraki antrenmanda hocaya böyle trip yapıyorum, işte hocanın yanından geçerken hiç hocaya selam vermiyorum. Kafamdaki düşünce, ya inşallah hoca gelir bana sorar Nuri ne oldu, ben de hocaya derim ya sen beni niye oynatmıyorsun derim gibi şeyler böyle aklında geçiyor insan. Ama şimdi hoca olarak İdmana geliyorum, oyuncularım da aynısı bana yapıyor. Mesela yanımdan geçiyor, hiç selam vermiyor. Ondan sonra farklı bir bakış açısı ediniyorsun. İşte iletişim kurmaya çalışıyorsun, ona anlatmaya çalışıyorsun. Neden böyle bir karar verdiğini anlatmaya çalışıyorsun. Futbolculuğuma da yansıdı. Bence şu anda en olgun dönemimi geçiriyorum. Belki Real Madrid, Liverpool, Dortmund'da oynamıyorum. Ama yine de Almanya'nın köklü bir kulübünde, Bundesliga gibi dünyanın en büyük liglerinden bir tanesinde şu anda lider pozisyonda oynuyorum. Futboluma son senelerim olsa bile çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bir de Nuri Şahin Akademi'yi kurdun. Evet. Nuri Şahin Akademi'yi diğer... Kurduk. Kurdunuz. Kurduk. Tabii ki. Diğer futbol okullarından, futbol kulüplerinin altyapılarından ayıran faktör ne olacak? Ya bizim akademimiz sadece futbol akademisi değil. Öyle olmasını da, öyle konuşulmasını da istemiyoruz. Bizim en büyük amacımız da o yani. Çünkü saha içi en kolay iş. Ya yani bir çocuğa, bir erkek çocuğuna veya bir kız çocuğuna topa nasıl vuracağını veya topu nasıl kontrol edeceğini, işte maçın nasıl kazanılacağını onları öğretirsin. Ama bizim akademimize gelecek çocuklar, gençler hayata dair bir şeyler öğrenmesini istiyoruz ve bizden ayrıldıkları zaman, inşallah hiç ayrılmazlar ama ayrıldıkları zaman veya ilerleyen senelerde bizden ayrıldıktan sonra bir pozisyona geldiklerinde, bu sadece futbol spor değil yani, belki biri doktor olur, belki biri diyetisyen olur, belki biri öğretmen olur ama işte öğretmen olana belki ilham kaynağı oluruz. Bizim akademimizde belki ilk yabancı dil kursunu görmüş olur. Belki bizim beslenme programımızdan etkilenip birisi, ya insanlar neden bunu bilmiyor, ben diyetisyen olmak istiyorum ve sporculara yardım etmek istiyorum der. Oradan çıkıp yol alır, örnek olur, diyetisyen olur. Belki işte akademimizde olacak şeylerden bir tanesi sağlıkla alakalı olacak. Belki orada çok hoşuna gidecek öğretmen olacak, doktor olacak pardon. Ya yani ilham kaynağı olmak istiyoruz ve bizden ayrıldıktan sonra sadece biz futbol akademisi değil, hayata dair. O yüzden akademimizin motosu da win the game of life, yani hayata dair oyunu kazanmak, sadece futbol değil.
aramızdan 50 sporcu çıkarsa, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu çok mutlu oluruz. Ama hedefimiz kesinlikle o değil. Akademiler demişken, Possible çatısı altında Bahar Toksoy Guidetti Akademi ve aynı zamanda Cede Osman Akademi de var. Nuri Şahin Akademi'nin yanı sıra. Bundan sonra hedefler neler? Bu yolculuk nereye gidiyor? Ben cevap vereyim. Şimdi şöyle, biz Possible Institute gibi bir yapı kurduk. İşte Cedi Osman Akademi, Nuri Şahin Akademi, Bahar Toksoy Guidetti Akademi. Bunun içinde alt başlıklar olarak var. Çeşitli seviyelerde içinde olduğumuz projeler. Burada şöyle bir şey var. Biz bu akademileri kurup çocuklarla temas ettikten sonra aslında o Nuri'nin o biraz önce anlattığı o çocuklara ilham olma konusu bizim ilk böyle aklımızın bir köşesine yazdığımız bir şey haline geldi. Temel amacımız insanların sporu sevmesi. Mesela Bahar Toksoy Guidetti Akademi ile beraber biz bir de Giovanni Guidetti'nin dün burada anlattığı Yarının Sultanları projesini yapmıştık. Giovanni bize demişti ki yani ben 10 senedir bu ülkedeyim ama bu ülkeye yararlı bir şey yapmak istiyorum. Yani yararlı derken bu ülkeye 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kupası getirmenin haricinde yararlı bir şey yapmak istiyorum dedi. Biz dedik ki Nuri Şahin'in Etiyopya gezisinden elde ettiğimiz bir deneyimdi o. İşte o sahada olma fikri. Dedi ki Doğu illerine gidelim ve çocuklara voleybolla temas etmelerini sağlayalım. Kesinlikle yetenek aramak değil ama çocukların voleybolla bir şekilde temas etmesini sağlamak. Giovanni onu anlatmış. Çocuklar ilk gitti. Hocam yarın gelecek misiniz dediler. Giovanni oradaki çocuklar. Yo işte yarın gidiyoruz. İşte haftaya gelebilir misin? Haftaya da gelemiyoruz ama şöyle bir şey yaptık. Onları aldık buradaki akademide misafir ettik biz Bitlis'ten gençlerimizi. Şöyle bir şey var. Bu akademilerin içini doldurarak devam edeceğiz. Mesela Nuri Şahin Akademi bu yaz sahaya ineceğiz. Onun da planlaması hazır ve hangi tarihler olduğunu açıklayacağız. Nuri Şahin disiplininde ve Nuri Şahin rasyonalitesinde çalışmak isteyen sporcular yazın Nuri ile beraber olabilecekler orada. Peki şimdi bu aslında bir anlamda bir iş modeli haline de geldi aslında yaptığınız hizmet. Sporcu tarafını konuştuk, ajans tarafını konuştuk, bir de dışarıyı konuşmak lazım. Bunu bir kendine meslek edinmek isteyen arkadaşların ne gibi yeterlilik, ne gibi donanıma ihtiyacı var? Gece 3'te uyanmayı göze almaları lazım. Ben önce bunu söyleyeyim, sonra Pınar'a bırakayım. Evet, şimdi sporu sevmek yeterli gibi gözüküyor aslında ama hani sporu sevmek çok genel bir kavram. Sadece futbol izlemek, işte tuttuğunuz takımın maçlarını izlemek gibi bir şeyle yola çıkmamak lazım. O çok sık karşılaştığımız bir şey genelde. İşte şirket içinde yaptığımız mülakatlarda. Bir kere bizim 8-9 tane branşımız var ve hani bir bu kadar daha, en az bir bu kadar daha branşı sürekli takip ediyoruz. Çünkü bütün gelişmelerden haberdar olmanız gerekiyor. Kendi sporcularınızın olduğu alanlarda işte biz Dünya Okçuluk Şampiyonası'na da gidiyoruz. Tekvando'yu yorumlayacak kadar iyi biliyoruz artık. Hani futbol, voleybol, basketbol maçlarını bir kenara bırakıyorum. CD için gece saat 3'te kalkıyorsunuz. Bütün bunları yapıyorsunuz. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Çünkü sporu sevmek ve ilgi duymak zaten hani işin olması, doğasında olması gereken bir şey. İşte iletişiminizin güçlü olması, marka yönetimi, proje yönetimi gibi alanlarda iyi olmanız, mutlaka yabancı dil biliyor olmanız, bunları da bir kenara koymak gerekiyor. Aslında hepsinden önemlisi bence kendinizi sürekli geliştirecek bir yapıda olmanız gerekiyor. Yani her alanda, farklı farklı alanlarda, işte Nuri Şahin'in saygısını kazanabilmek, Cedi Osman'ın dostluğunu kazanabilmek, tabii, genç sporculara ilham olabilmek ya da başka çocuklara ilham olacak sporculara önce sizin ilham olmanız gerekiyor ki onlar da sizinle beraber o yolu yürüsün. Bütün bunlar için sürekli kendinizi geliştiren ve merak eden, öğrenen, araştırmacı bir insan olmanız gerekiyor bu meslekte. Ve bütün bunları yaparken de, bütün bu özelliklere sahip olurken de bence herhalde en kritik konu kendinizi değil, yarattığınız markanın başarısını önceliklendirmeniz gerekiyor. Yani kendini önemseyen değil de yaptığı işi, hedefini önemseyen bir insan olmanız gerekiyor. Çünkü hep söylüyoruz bunu. Biz sporcularımızla ilgili yaptığımız işlerin %70'ini anlatıyorsak %30'unu anlatamıyoruz.
hiçbir şekilde açıklayamıyoruz. Çünkü geri planda durmanız gereken bir meslek bu. Spor adamlarıyla, antrenörlerle, liderlerle yaptığımız işlerde bu oran %30'unu anlatabiliyorsak %70'ini anlatamıyoruz. O geri planda kalmayı ve yaptığınız işin parlamasından da keyif almayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü hani bu işin starları onlar, ön planda olması gerekenler onlar. Ama sizin de onlarla çok güvene dayalı ve her zaman onların iyiliğini, onların kariyerini, onların geleceğini, onların ailesini önceliklendirdiğinizde biliyor ve hissediyor olmaları gerekiyor. Güzel bir meslek. İlerleyen dönemde işte zaten şimdi Okan Kadir Has Üniversitesi'nde ders veriyor. İlerleyen dönemde Bilgi Üniversitesi'nde de bu branşın, bu mesleğin dersini vermeye başlayacağız. Yavaş yavaş oluşuyor böyle bir meslek dalı ve gençlerden de çok ilgi alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Peki şimdi burada Possible ailesi de çok mütevazi davranıyor. Öyle mi? %30'larda falan ama çok inanılmaz çalışkan bir ekip. Gençlere örnek bir ekip. Umarım sadece Bilgi Üniversitesi'nde değil, daha da başka yerlerde, daha büyük yerlerde, yurt dışında ders niteliğinde verebilecek işler yapıyorlar. Buradan da onlara çok büyük bir alkış istiyorum aslında. Evet. Evet, biz de aslında süremizi bayağı bir açtık. Umarım sizler de sıkılmamışsınızdır. Ben aslında bir yandan oradan süreye bakıyorum ama keyifli gittiği için de araya girmek istemedim. Az önce yaptım. Süredir sıfır o ya. Süre eksi olması lazım da Allah'tan durdu orada. Az önce söylediğim son söz olarak alalım, yoksa eklemek istediğim bir şey varsa onu da alıp oturumumuzu yavaş yavaş kapatabiliriz, keza sizlerden de. Eklemek istediğim fazla bir şey yok. Önce bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hayallerimiz büyük. Umarım çok büyük işler yaparız, çok güzel işler yaparız. Ülkemize layık işler yaparız, örnek oluruz. 10 sene sonra, 15 sene sonra çok daha güzel şeyler konuşuruz umarım. Kalıcı Okan'la şeyler konuşuruz umarım. Benim bir eklemem var, son söz olarak onu söyleyeyim. Şimdi sporcularımız çok yurt dışına çıkıyorlar artık. Yurt dışında her branşta başarılı sporcularımız var. Buradaki dünyalarıyla çıktıkları zamanki dünyaları ve marka yönetim şekilleri çok farklı olacak. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçlarıyla yurt dışındaki ihtiyaçları farklı. Bunların hepsini kendileri karşılamaları çok zor. Dolayısıyla bunu nasıl yaparlar? Kendilerinin iletişimini, markasını ve bu projelerini insanlara, kendi kuracakları ekibe, kendi güvendikleri ekibe bunları delege etmeleri gerekiyor. Çünkü hepsiyle kendileri uğraşamayacaklar ve gittikleri ülkelere, mesela yurt dışına, kendilerini daha iyi anlatmaları, onların kültürlerini ayak uydurabilmeleri için, doğru mesajları verebilmek için bunların profesyonelleriyle çalışmalarını ben tavsiye ederim. Bu da dediğim gibi o güven esası. Kime çok güveniyorlarsa o şekilde kurmaları lazım ekiplerini. Bizim de hedefimiz işte üniversitelerden. Bu arada biz burada iki kişiyiz ama Togan var orada. Ben görüyorum Haluk orada. İşte Efekan ve Can buralarda. Onları da görüyorum. Aslında biz böyle büyük bir ekibiz. Yani biz anlatmak için seçilmiş iki kişi olarak çıktık buraya. Ama 24 saat onlar da sporcuların yanındalar. Dolayısıyla biz de üniversitelerden bunu anlatarak bu sektörde gelişebilecek genç arkadaşlar yaratmak istiyoruz ki diğer sporculara da faydalı olalım. Pınar, senden var bir şey? Artık çok geçtik süreyi ama gerçekten ben sana teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Hani böyle bilen ve ilgilenen biriyle sohbet etmek çok çok ayrı oluyor. Yani şunu söylemek gerekiyor herhalde. Biz hani dışarıdan evet gerçekten böyle çok keyifli, çok güzel, eğlenceli bir iş yapıyormuşuz gibi gözüküyor ama bu işin zorluklarını yaşamaya, göğüs germeye hazır olan insanlara da mümkün olduğunca kapılarımızı açıyoruz ve hani onlarla beraber büyüyeceğimizi, onlarla birlikte yani buraya ne kadar çok insan gelirse, ne kadar çok kişi bu işi yapmak isterse, ne kadar çok rakip firma kurulursa o kadar çok Türk sporcusunun değerinin yükseleceğini ve yurt dışında gerçekten hani bu kahramanların bir kısmını belki biz yaratacağız ama bir kısmını da bize rakip olan şirketler yaratacak. Onlarla da bu sektör büyüyecek, bunu düşünüyoruz. O yüzden hani ne kadar çok insan bu işe ilgi duyar ve onların da hedefi çocuklara iyi örnek olmak, gençlere iyi olmak ve iyi sporcular yetiştirmek olursa biz o kadar mutlu oluruz. Ama tabii bir yandan da gerçekten şu anda hani çok çok iyi sporcularla çalışıyor olmanın da biraz keyfini ve sürüyoruz. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Peki, o yüzden ben de Nuri'ye teşekkür ediyorum, az önce bize teşekkür etti.
Peki, ben de size teşekkür ediyorum. Benim için de her zaman keyif. Hem Nuri ile hem sizlerle bu tarz oturumlarda bir araya gelmek. Sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, bir alkışla. Teşekkür.